Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Horizon Forbidden West dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda efsanevi silahlar ve efsanevi zırhlar hakkında detaylara değineceğiz. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet oyun severler, Forbidden West dünyasında 6 tane efsanevi zırh var ve bu 6 efsanevi zırhı şuradan 3 adedini şöyle menü açılsın. 3 adet kıyafet diye geçen zırhı buradan arena nişanı olarak ona değineceğim. Satın alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane efsanevi zırh. Ve de haritada da yerini göstereceğim. 1 2 ve de 3. Burada miğferler gözükmüyor. Şu anda oynattığımız karakterde çünkü miğfer kapalı olduğu için miğferler gözükmeyecek. 3 tanesini arena nişanı karşılığında come back when you want to look at some real gear. Aynen bu tüccardan satın alabiliyoruz. I need to get going. Of course. Good luck. Bu dükkanın yerini de şöyle haritada gösterelim. İsmi Arena Boğazı diye geçen haritada şöyle bir haritaya baktığımız zaman hemen bu bölgenin ortasındaki bir yerde ki burayı kaçırmak zaten mümkün değil. Öykü akışında buraya geliyoruz. Buradan şu tam üstümüzde duran işaret şöyle gösterirsin. İşte bu işaret ödül ustası dediği yerden 3 adet zırhı satın alabiliyoruz. Buranın açılması için şu arenanın açılmış olması gerekiyor. İlk etapta da arenanın açılması için de bir yan görevin yani şu ünlem işaretinin çıkması gerekiyor. Buraya çok hızlı bir şekilde geldiğimizde açılma ihtimali düşük. Çünkü öncelikle buranın ana öykü akışının bitirilmesi, bu arenadaki yolculuğun tamamlanmış olması gerekiyor. Ve ardından da bu ünlem işaretinin çıkıp arenanın tekrar açılması ile ilgili bir görevin tetiklenmesi ve onun sonuçlandırılması gerekiyor. Bunun haricinde henüz test etmediğim bir koşul daha olabilir. Ondan çok emin değilim. Eğer açılmaz ise o zaman bu kapışma çukurlarını ki 3 tane var. Bunları yine ana öykü akışında zaten karşımıza çıkacak. Onları bitirmemiz gerekiyor. Akabinde de son dövüş alanı olan bu kapışma çukurlarını da bitirip o hikaye akışının sonlandırılması gerekiyor olabilir. Eğer ki oyunda ilerlediğinizde bu ünlem işareti çıkmıyor ise onu da yapmayı deneyin. Çıkacaktır. Çıktıktan sonra da arena açılacak. Arenaya girip bu nişanları toplama imkanımız olacak. Topladıktan sonra zaten şunu bir becerebilirsem evet buraya gelip o 3 tane zırhı satın alabiliyoruz. Geriye kalan 3 tanenin 2 tanesini de şu şehirden alabiliyoruz. Diken Batağı, kasaba, köy, şehir artık neyse oradan alabiliyoruz. O da şuradaki zırhçıda. 2 tanesini buradan normal metal plaka karşılığında ve de makine parçası karşılığında alıyoruz. Eğer ki eksik bir şey varsa zaten iş oluşturarak da eksikleri tamamlayıp bu zırhları da alabiliyoruz. 5 tanesi markette. 6.'sı hurda görevlerinde. Hurda sözleşmelerinde. Hurda sözleşmelerini bitirdiğimiz zaman ki şu anda ekran sağında Oseram zanaatkarı yazıyor. O zırhı ödül olarak verecek. Onlar da şöyle kabaca ve hızlıca değinirsek 4 tanesinin yeri burada bir tanesi. Ki bunlar gizli saklı değil. Haritada yaklaştığınız zaman zaten açılıyor ve gösteriyor. Ve tek bir görevden değil bir görev silsilesinden oluşuyorlar. Uzun bir süreç. Bir. İkincisi burada. Üçüncüsü burada. Dördüncüsü de burada.
dördünü tamamladıktan sonra burada yazdığı gibi Oseram zanaatkarı zırhını almış oluyoruz. Evet oyun severler, bu şekilde 6 adet efsanevi zırha sahip olabiliyoruz. Gelelim efsanevi silahlara. Efsanevi silahlarda toplamda 9 adet. Bunların 3'ünü yine aynı yerden, aynı tüccardan. Good to see you, Aloy. Yine nişan karşılığında alabiliyoruz. Şöyle bakarsak, bir adet avcı yayı, bir adet ateşdan diye keskin nişancı yayı ve bir adet ok atar, ocak patlaması adı altında. Bu üçünü yine arena nişanları alabiliyoruz. Those medals will earn you glory and gear. Okay, I have to go. Understood. Walk with the ten. Üç tane efsanevi silahımızı tüccardan alabiliyoruz. Yine nişan karşılığında bu arenadan elde ettiğimiz nişanlarla. Şu arkadaşla etkileşime giriyoruz. Arenaya giriyoruz. Arenadan parkur tamamladıktan sonra aldığımız nişanları tüccara götürüp tüccardan bu 3 efsanevi silahı satın alabiliyoruz. Diğerleri dünya etkinlikleriyle alabiliyoruz. Onları da hemen şöyle değinelim. Harita üzerinden göstererek ve görevler kısmından. Dünya etkinlikleri içerisindeki görevleri yaparak bir tanesi şu AC kamplarını. Bu AC kamplarını tamamladığımızda hepsini bir tane sürpriz bir yer çıkacak. O da tam olarak burası. Bu işaretçi onlar tamamlamadan çıkmıyor. Erken gitsek de bir kapı var ama kapı kilitli. Kapının açılması için o görevin tetiklenmiş olması, yani tüm AC kamplarının tamamlanmış olması gerekiyor. Ardından buraya geliyoruz. Burada bir görev akışı, bir öykü akışını, bir mini patronu tamamladıktan sonra da bize bir avcı yayı veriyor. Bu silahın efsanevi olanını bu şekilde temin etmiş oluyoruz. Yine bir dünya etkinliği olan yadigar harabelerini. Bu harabelerin bitirdiğimizde, yani 8'ini tamamladıktan sonra topladıklarımızı şuraya tam olarak buraya götürüyoruz, getiriyoruz, veriyoruz. 8 tanesini verdikten sonra da bize bir efsanevi olarak parçalayıcı eldiven ödülü alıyoruz. Yine dünya etkinlikleri görevlerden düello seferleri adı altında koşular var. Bu koşuların 4 tanesini tamamladıktan sonra da bize ödül olarak bir savaşçı yayı veriliyor. Efsanevi bir savaşçı yayını alıyoruz. Yine dünya etkinliklerinden, görevlerden toplanabilirler eşyalarda kara kutular var. Bu kara kutuları topluyoruz ki bu kara kutularda aslında yaklaştıkça şu simgeyle gözüküyor. Üstüne de zaten yazıyor. Bunlar gizli saklı değil. Haritada yerleri var. Sadece gidip alınması, toplanması. Onları topladıktan sonra da bu arena boğazına gelip buradaki tüccara veriyoruz ki zaten işaretçi çıkacak. Ve işaretçi çıktıktan sonra da o tüccar bize, yani o tüccara bunları teslim ettikten sonra, 12 tane kara kutuyu teslim ettikten sonra da bize bir bomba sapanı verecek ödül olarak. Bomba sapanı olarak da bir efsanevi silahımıza sahip olmuş olacağız. Bunun dışında av sahaları var. Av sahalarını bitirdiğimizde, yine av sahaları da haritada aslında, o da gizli saklı değil. İşaret olarak da en baştan beri zaten karşımıza çıkıyor. Şu işaret ki yazıyor zaten üstünde. Av sahalarını tamamladığımız zaman da bize silah olarak av sahaları, neredeydi o? Şu tel çekici. Bir tel çekici verecek. Bu tel çekicinin efsanevi
olanı alacağız. Gördüğünüz gibi 5 tanesini, yani 5 tane efsanevi silahımızı dünya etkinliklerinde bu görevlerden elde ediyoruz. Sonuncusunu bir yan görevle alacağız ki o da oyunun sonlarına doğru açılan bir bölgede, şu bölgede. Şuradaki yan görevi aktif hale getirip sonlandırdığımızdaki aslında güzel, keyifli, sürükleyici bir görev. Biraz aksiyonlu. Onu tamamladıktan sonra bize bir kazık fırlatıcı verecek. Bu kazık fırlatıcının efsanevi olanı almış olacağız. Buna göre oyun severler her oyun sınıfından, oyun sınıfında diyorum yanlış oldu, her silah sınıfından, bu daha doğru bir tabir, ki şu anda bunlar aslında onu simgeliyor, 9 tane sınıf var, işte halatlar, tel çekiciler vesaire. Bunlardan sadece halatlar sınıfına ait olan bir efsanevi silahımız olmayacak. O yok. Onun dışındaki tüm sınıfların efsanevi silahlarını almış oluyoruz. Yani tel çekici olsun, kazık fırlatıcı, savaşçı yayı ya da avcı yayı, ki iki tane avcı yayı alıyoruz. Birini normal tüccardan satın alırken, diğeri zaten asi kamplarının sonunda oluyor. Bu şekilde de tüm sınıflardan birer adet, ki parantez içinde halat atar haricinde, efsanevi silaha sahip oluyoruz. Horizon Forbidden West bu konuda biraz farklı. Diğer oyunlarda olduğu gibi öyle sandıklardan, yağma sandıklarından ya da işte gizlenmiş yerlerden çıkmıyor. Daha ziyade işte gördüğünüz gibi ya tüccardan satın almamız gerekiyor ya da dünya etkinliklerinde görevleri yerine getirerek elde edebiliyoruz. Evet oyun severler, böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Diğer videolarımızda buluşmak üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın ve de her daim sevgiyle kalın. In a